Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle VCenter ile ilgili bir video çekeceğiz. VCenter nedir? VCenter'dan genel olarak neler yapılabilir? Bunun hakkında detaylı bir video çekmek için sizlerle birlikteyim. İlk öncelikle VCenter nedir? Onu bir açıklayalım arkadaşlar. VCenter, yer için merkezi bir yönetim yardımcı programıdır. Yani arayüzdür diyebiliriz. VCenter 6.5 ve üzeri tamamen arayüz web arayüzü üzerinde kullanılır. Windows sanal sunucu ya da Linux sistem içi çalıştırılmaz. Kendi uygulaması vardır. Buna istinaden birçok ASX sunucunuzu tek bir yerden yönetmenize yönetmenizi sağlar. Böyle gördüğünüz şekilde. Aslında şu iki sunucu da ayrı ayrı bir fiziksel sunucudur. Tek yerde yönetmenizi sağlayan bir merkezi sistem diyebiliriz. Şimdi VCenter'da neler yapabiliriz. Bir VCenter kullanıcısının ya da bir ES fiziksel sunucu kullanıcısının yapılması yapması gereken birçok şeyi VCenter'da da yapabilirsiniz ve daha fazlasını VCenter'da yapabilirsiniz. Örnek olarak sunucunuzdan sunucunuza, farklı bir fiziksel sunucunuzdan farklı bir fiziksel sunucunuza sanal makine taşıyabilirsiniz. Sanal makineyi klonlayabilirsiniz. Sonrasında migrate edebilirsiniz, taşıyabilirsiniz dedik. Yani tek tek arayüze girmektense hepsini tüm ASX sunucularınızı buraya ekleyerek tek bir çatı altına kontrol edebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere ben bir adet burada sanal sunucu kurdum. Şunu da hemen Open Remote Console ya da direkt şuradaki küçük ikondan da açabilirim. Bunun için VM1 konsol eklentisini indirmeniz gerekiyor. Bunun da linkini YouTube videoda video açıklamasında vereceğim. Gördüğünüz üzere burada kısaca arkadaşlar sanal sunucu kurduğunuz zaman mutlaka VM Tools'u kurmanız gerekiyor. Hemen sizle birlikte ben kurayım. Manage burada install VM Tools. Windows sunucu kuracağız. Bütün Windows kur dağıtımlarında ya Windows 2012, 2016, 2019 ya da Windows 10 hepsinde VM Tools kurulumu aynı. Ubuntu'dan sonra sağ üstte böyle bir şey gelecek. Run diyebilirsiniz ya da direkt bilgisayarımdan bir Ubuntu ikonuna tıklayarak da kurulum yapabilirsiniz. Hemen hızlıca kuralım. Kurduktan sonra sistemi yeniden başlatacak. istiyorum Evet dedim. Zaten vm tools'un kurulmadığını şuradan anlarsınız not diyor. Bu açılışa kadar böyle not running diyebilir. Açıldıktan sonra orada hosting ve ip bilgisi gelecek. Açıldıktan birkaç dakika içerisinde gelmiş olur. Biz de bir bakalım. Aynı zaman arkadaşlar Viento'su kurduktan sonra konsol arayüzü akıcı bir şekilde olur. Akıcı bir şekilde çalışmaya başlar. Gördüğünüz üzere burada çalıştığını belirtiyor. Ben iPad adresi ve DNS ataması yapmadığım için burada gözükmüyor. Örnek olarak test için atayalım. Zaten buradan otomatik olarak aldı. Tamam. Bunu kapatıyorum. Burada artık işim yok. Burada DNS ve host IP adresini aldı. Bir tane de kendine IPv6 atamış. Şimdi toplu hangi makinenize hangi IP adresi verdiğinizi karıştırıyorsanız buradan toplu olarak VMs klasörü buradaki kısmı özelleştirebiliyoruz. Herhangi bir tanesinin statüsünü seyredin ya da space'in üzerindeki o katıldığınızda hangi sunucu hangi SX sunucuda uptime'ı IP adresi bunlar yeterli. Burada görüyorsunuz IP adresi çıkıyor. Uptime ne zamandan beri kurulmuş. Toplam RAM kullanımı, işlemci kullanımı ve disk kullanımı toplam verilen disk şekilde. Bu detayları görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hiç makinenizi kapatmadan birinci ESX sunucunuzdan diğer ESX sunucunuza Sanal sunucunuzu taşıyabilirsiniz. İster tutup sürükleyip bırakabilirsiniz. Ya da sağ tıklayıp migrate deyip taşıyabilirsiniz. Bir ESX sunucusundan diğer ESX sunucusuna taşımak isterseniz change boot compute kısmından devam edebilirsiniz. Burada hangi ESX sunucunuza taşımak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Biz ikinci sunucumuza taşı, ikinci sunucumuza taşıyacağız ama Tabii ki bunun için yapmamız gereken bir yapılandırmalar var. Birinci Buradaki iso'yu göremiyor. Diğer bir kısımda da Vmotion. Vmotion nedir? Canlı olarak sanal makinenizi taşıyabilmenizi sağlayan bir teknolojidir. Yani bir teknolojisidir. Bunları aktif edeceğiz şimdi. İlk öncelikle DVD'mizi yani CD-ROM'umuzu kapatalım. Çarpıya tıklayıp Tamam diyorum. İkincisi iki sunucuda da biz Vmotion açacağız. Configure. VM kernels. Burada arkadaşlar VM motion'ı seçip kayıt ediyorum. Aynı şekilde VM adapters edit. Buradan da bir motion'ı seçip kaydediyorum. Hemen şöyle sürüklüyorum. Devam diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan artık taşımam yapacağım. Buradan taşıma başladı. Taşımayı kısa bir sürede yapacaktır. Çünkü disk kullanımımız 4 GB. Taşıma yapmasını bekleyelim. Sonrasında da klonu göstereceğim arkadaşlar size. Yani taşıma yaptığı için o işlemi bize yaptırmıyor. Aynı zamanda vCenter'da <laughs> arkadaşlar sunucunuzun performansını görebilirsiniz. Burada daha gelişmiş network kısmını görebilirsiniz. Disk IOS'unu görebilirsiniz. Burada çeşit çeşit CPU MHz kullanımı yüzdelik olarak görebiliyorsunuz. Burada da yapılan sanal sunucuya dair işlemleri görebilirsiniz. Ne zaman kapatılmış, ne zaman açılmış, ne zaman ekstra VM tools kurulmuş, mount edilmiş, ne zaman VM bir sanal makine üzerinde düzenleme yapılmış. Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Burada da daha detaylı işte ne zaman ne tür işlemler yapılmış, hangi ne zaman işlemci tüketilmiş, kaynak tüketilmiş. Bu detayları daha çok detayı da burada görebilirsiniz. Buraya gerek yok. Burada size anlatacağım. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi taşımasını yaptı direkt ikinci sunucuya hiç kapanmadan geçişini sağladı. Örnek olarak klon yapmak istiyorsanız da aynı şekilde sağ tıklayıp klon. Klon to virtual machine. Yeni Windows Server 2012. Devam diyorum. Birinci makine zaten otomatik olarak seçili. Devam diyorum. Hangi diski kuracaksınız? Birden fazla diskiniz varsa seçip devam ediyorsunuz. Burada arkadaşlar en üstlük yapacak en üstte gerek yok. İkinci kısım ve üçüncü kısım nedir? Onları da açıklayayım. Sanal makinenizin donanım donanımını özelleştirebilirsiniz. Alt kısımda klonladıktan sonra otomatik olarak kendisi açılsın. Şimdi hem kaynağımızı yükseltelim hem de devam edelim. Ben burada kaynakları birazcık daha yükseltmek istiyorum. 8 işlemci verdim. 16 GB RAM verdim. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi birinci fiziki ESX sunucuma kolonu oluşturmaya başladı. Size arkadaşlar başka neler gösterebilirim? Buna da bakayım. Burada vCenter 7 kurulu. 6.7 ya da 6.5 kullanıyorsanız şu iki şey olmayabilir. Şunlar bazı şeyler olmayabilir. Şifrenizi sağ üstten değiştirebilirsiniz. Tema kısmında temayı karanlık yapabilirsiniz. Eğer Açık mod sevmiyorsanız burada genel şeylerinizi değiştirebilirsiniz 24 saat. Burada birkaç dil daha destekliyor. Başka da bir şey yok. Şunu kapatayım kafamız karışmasın. Tekrar host'tan cluster'a geliyoruz. Sağ altta %41'de kalmış. Ondan sonra Fiziki kaynak atamayı da göstereceğim size. Keşke aynı sunucu kullanmasaydık daha kolay olurdu. Aynı zamanda şunu unuttum. Eğer yeni bir diskiniz varsa direkt olarak New Data Store Devam ediyorum. Burada bir diskimiz daha varmış. Bunu da SX'e tanıtıyoruz. Devam diyorum. Devam diyorum. Bu kısım bazen şöyle kalıyor. Siz bunu direkt en sağa doğru çekin. Finish diyorum. Burada bir hata aldık. Hatayı incelemem gerekiyor. Hard disk'ten kaynaklı bir hata var. Şöyle bir şey yapabilirsiniz eğer böyle bir hata alırsanız. Bu hatanın çözümüne tam ben de bakmam gerekiyor. Alternatif olarak Windows Server 2012 klon Devam diyorum. Devam diyorum. İkinci diski klonlasın. Aşağı kısımda da, burada hangi datastore kurulu olduğunu, hangi network adaptörüne bağlı olduğunu ve hangi ASX sunucu olduğunu görebilirsiniz. Ekstra burada başka gösterebileceğim bir şey yok. Aklınızda kalan bir kısım olursa, buradan notu düzenleyebilirsiniz arkadaşlar, edit notes dediğinizde. Ama şu an ben düzenleyemiyorum. Onun için gelecek videoda daha detaylı ve kapsamlı video çekeceğim. Burada switch yeni görünüm diyebilirsiniz. Yeni görünümü şöyle oynatabiliyorsunuz. ESX vSender 7 olduğu için ben de tam hakim değilim. Yeni kurdum. Video çekme için kurmuştum. Burada daha detaylı, daha kapsamlı bir daha kolay bir arayüz bizi karşılıyor. Kullanmamın bitmesini bekliyorum. Ekstra arkadaşlar şunu da göstereyim. Eğer bir arkadaşınıza bir sanal sunucu verdiniz. Arkadaşınız sanal sunucu sürekli resetlemek istiyor ya da güvenlik için konsolu üzerine bağlanmak istiyor. Uzak masa üstünü açmak istemiyor hacklenmelere karşı. Arkadaşınıza bir yetki atayıp sadece bu sunucu üzerinde değişiklik değişiklik yapmasını sağlayabilirsiniz. Onu da size göstereyim. Burada administratör Buradan user grup. Şunu yine bir gün yapalım. Et diyelim. Burada mesela kan girgin. Tekrar yazıyorum. Gördüğünüz gibi kan girgin yüzleri oluştu. <laughs> Sonrasında tekrar Sanal sunucuma geliyorum. Add permission. Deyip devam ediyorum. Karan girgin. Otomatik olarak zaten buldum. Tamam diyorum. Tekrar Nasıl yapalım? Yeni farklı bir tarayıcı açalım. Google Chrome bende yüklü mü? Değil. Mozilla'dan gireyim. Burada Kaan Girgin etkirginos.com.tr Bu sizin domaininiz bu şekilde olması gerekiyor. Direkt Kaan Girgin olarak giremez. O da bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşınıza bir yetki atadık. Buradan kendisi sanal makineyi kapatıp açabilir. Bu kısım zaten sunucu bilgisi gözükmez. Kendisi sanal sunucu konsol üzerinden görebilir. Makineyi kapatıp açabilir. Eğer bu kısmı kapatmak istiyorsanız o kısmı ileriki zamanla detaylı video çekeceğim. Sadece arkadaşlarınız görsün ya da direkt olarak yetkisinde kısıtlayabilirim. hatta. Şöyle bir şey yapalım kullanılmasını yapmış. Hadi biz bu kullanımı direkt şu şekilde yapalım. Devam etsin. Yine et permission deyip Kaan Gergin. Burada arkadaşlar roller hazır. Kısmen mevcut. Biz buradan sanal sunucu için bir rol vardı. Ama Vi center 7'de de sanırım bunu kaldırmışlar. Hemen bizde de buna özel bir ha, varmış tamam aşağı doğru gidiyormuş. Tamam. Karanlık olduğu için görmedim. virtual için user. OK diyelim. Tekrar sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi bu kısımda kapandı. Sadece makineyi kapatıp açabilir ya da konsoluna bağlanabilir. Biz iki sunucu üzerinde işlem yapamaz. Ya da yeni bir sunucu oluşturabilir mi bakalım. Oluşturamıyor. Bu yetki kendisine yeter. Son olarak da kullanılması bittikten sonra... Videoyu kapatacağım. Dediğim gibi aklınıza takılan bir soru olursa arkadaşlar yorum altına yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Başka da gösterebileceğim bir şey var mı? Başka da bir şey var aslında onu da göstereyim size. Burada sanal değil fiziksel atama, fiziksel kaynak ataması yapacağız. Bu ne işe yarıyor? Eğer sanal sunucunuz çoksa, bunların bir tanesi önemliyse sizin için ve bazen kaynaklarınız yüksekse, fiziksel sunucun tüm kaynaklarını kullanıyorsa, kaynak yetmiyorsa, en önemli makinenize kaynak adaması yapabilirsiniz. Bu da şöyle makineyi kapatmamız gerekiyor bunun için. Hatta şunu da yapalım. Buradan işlemci Enable CPU hat, RAM içinde, memory hat plug deyip tamam diyorum. Makinemi açtıktan sonra fiziksel kaynaklar devreye giriyor. Şimdi bunun avantajı arkadaşlar birincisi örnek olarak bu sunucun içinde 20 tane fiziksel, 20 tane sanal makineniz var. İşlemci RAM full ağzına kadar dolu. Ama bu sunucuda herhangi bir kesinti ya da donanım kaynak sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız bunun için fiziksel kaynak ataması yapmanız gerekiyor. Örnek olarak bunun için de çok önemli bir yeri çalışıyor. Hiç kasmaması lazım makinenin. VMware diyor ki eğer sen buna fiziksel kaynak ataması yaparsan ben önceliyim bu makineye kaynakları vereceğim. Yani kaynaklar bu makineden hiç kesilmeden diğer sunucuları parça parça dağılır. İlk kaynak bu makineye gelir. Aynı zamanda bu makineyi kapatmadan anlık olarak kaynağını yükseltebilirsiniz. Hemen onu da bakalım. Windows'u konsolun şey yapalım. İncelemesini yapalım. Çok açtık. Şimdi gördüğünüz üzere kaynak kontrolünü canlı olarak yapabiliyor mu ya da Windows'ta canlı olarak yansıyor mu? Edit settings. Hiç makineyi kapatmadan 8 core, 32 GB RAM. Ve disk zaten şey gerek yok. Fiziksel olarak gerek yok mu? Diski fizik e, makineyi kapatmadan da yükseltebiliyorsanız bunu da göstereyim. Göstermişken hepsini gösterelim. Şimdi arkadaşlar fiziksel kaynağımızı atadık. Şöyle bir refresh diyeyim. RAM'im halen 4 GB. Bakalım Gördüğünüz gibi burada 8 olmuş. Memory modül ünlem veriyor. Büyük ihtimal arkadaşlar canlı olarak yükselttiğimiz için. Bu belki bir üzerinde geç algılanabilir. Bunu bekleyebiliriz. Hatta görev yönetisinden de canlı olarak bakabiliyor muyuz? Buradan da canlı olarak bakamıyoruz. Belki bir üzerinden kaynağı reload etmek için bir yöntem vardır. Şu anda onu ben bilmiyorum. Ama kaynaklar şu an onun üzerinde. Diğer kısım ise diski genişletelim. Canlı olarak diskimizi genişletebiliriz. Buradan Computer Management Disk Management Tam ekran yapayım. Burada Normalde heh, geldi. Gelmezse F5'e basıp görüntüleyebilirsiniz. Extend Volume Next, next, finish. Burada gördüğünüz üzere anında disk yükseltildi. Disk için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Buradan ayar yaptığınızda direkt olarak genişler. Son kez bir daha bakalım. Genişlememiş. Büyük ihtimal Windows'un şeyine alakalı bir şey. İşlemimiz bu kadardı vCenter'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Aklınıza takılan soru olursa yorum yaparsanız arkadaşlar cevaplamaya çalışırım. Videom bu kadardı. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.